Sonra Tekirdağ deplasmanı
günlerden 6 Kasım'dı. Dakika 7'ydi ve Mustafa Akkuş'un 7 numaralı formasıyla ilk dakikalarda Namık Kemal'de soğuk duş yaşatıyordu ve ilk mağlubiyetini aldı. O günden beri yenilmeyen bir Çorlu Spor var fakat birçok da yol kazası var. Bütün oyuncular çıktı Tekin Aspor'da. Bir anda kenetleniyorlar. Maçın hakemi de Bülent Taşlar Hoca'ya başarılar diledi. Şimdi maçın hakemi Çorlu Spor Kulübesi'ne Sayın Yusuf Şimşek'e gidecek. Ve Yusuf Şimşek'e başarılar diledi. Bildiğiniz gibi oyun kurallarında böyle bir kurallarda demeyelim de yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Maçın hakemi teknik heyete gidiyor ve başarılar diliyor. Evet, Çorlu'da baktığımız zaman pırıl pırıl bir hava, 12 derecelik bir ısı. Akşam saatlerinde yine bir yağmur bekleniyor. Sabah saatlerindeki zemin biraz ıslanmış. Ama fazla kaygan bir zemin yok. Asi Şimşekler Çorlu Spor'u çağırdı ve alkışlıyor. Tribünler tamamen tıklım tıklım dolu. Karşılaşmanın hakeminden başlama düğümü bekleniyor. Oğuzhan Bağla Karakuş yedinlik haftasında Çorlu Stadı'nda Akçı'ya kalaycı maçını yönetmişti. Katkıcılardan işaretini aldı. Gözlemci Mehmet Pak yardıma baktı. İşaret geldi. General Baskin'e indirdik çaldı. Fakir Aslan kendi sahasında ödül maçlarında oyuncusuyla çıkmaya çalışıyor. Hüseyin Onan.
Çoğuluşkan'ın taça dışında başlayacak. Çoğulu'da dakika 3-0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şimdi kullandı. Volkan Çınar, Karabiz'e, Emre Şenal'a, Emre Şenal orta sahanın ortalarına kaptırılan bir top. Hakan Soylu sol kanattan yayın oraya ama yaya gelmedi. Ertöz kaptan. Çorlu'da ilk gol geldi. Dakika 4'tü. Golün adı Volkan Ulu oldu. Evet. Şimdi Emre Şenal topu ileriye doğru gönderdi. Aldı da Kasım Çınar'ı. Volkan şimdi İstediğimde topu taça gönderdi. Bu hafta yaptığımız canlı yayında, canlı yayın programında şunu söylemiştim size sevgili sporcular. Artık Çorlu Spor yaptığım yorumda şunu söylemiştim. Çorlu bu gelişim ve giriş bölümlerinde konsantrasyon bozuklukları olabilir. Ve bu kafalarda gol bulabilir. Takım için de söylemiştim. Ve erken gelen bu gol Çorlu'yu rahatladı. 1-0 yeter mi? Yeter. Futbolda hep gelişim. Arkasında kim var? Furkan Yıldırım. Bir plase vuruş izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir orta gelecek. İşaret verildi. Furkan Yıldırım. Ceza sahası kalabalık. Somay ama. Yardımcı hakemin bayrağına uydu karşılaşmanın hakemi. Atışı kullanmak için o bölgeye. Özgür Öztürk köşe atışını işaret etti. Çorlu'da dakikanın 7. 8. dakikaya girmek üzereyiz. Ve ilk korner atışını kullanacak Çorlu Spor 1947. Yıldırım.
Ya da sahası içinde 2-4-6 oyuncu var. Ön tarafa geldi Mert Özkaptan. Tekrar açıldı, çalışıldı ki pozisyon. Üst direğe doğru ama çok kötü bir vuruş. Kemal Döner. Sporumuza başarılar. Evet, kolay gelsin. Maç öncesi Bülent Taşlan'la yaptığım röportajda Bülent Taşlan'a bu maç çok önemli. Peki gerisini düşünmüyorsunuz dediğinde şunu alacağım, biz bu maçı düşünüyoruz. Bu maçta alacağımız puan ve puanlar bizim gidişimizi belirleyecek dedi. Hüseyin Onan, oradan 7 numaralı Saruhan ve şuraya çıktı. Yerde yatan bir oyuncu var. Ayağa kalktı. Taç atışıyla oyun başladı. Baskor ceza sahası içine girmeye çalışıyor. Elin soğuk. Mert Soma'ya birebir uygulanıyor. Tamamen markaçla Mert Somay. Türkiye 2. ve 3. ligde oynamış bir oyuncu. 44 numaralı Hüseyin Akça sürekli Mert Somay'ın. Mert Somay nereye giderse onun yanında sürekli em elleri, em ayaklarının çalıştığını kameralarımız şu anda gösteriyor bize. Yakın bir markaç uyguluyor ona. 44 numaralı Hüseyin Akça. Tabii ki maçın hakemi Oğuzhan Parla Karakuş. Topun başına geçti. Bir serbest atış kendi sahasında. 19 numaralı. Solgan Can. Hadi yaparsın sen bu işi. Topu alamadı. Ay. Yavuz! Hadi oğlum. Montanoğlu. Bu yapasına girdi. Ama topa sahip olamadı. Ne düşmeyi becerebildi, ne de topa vurmayı becerebildi. Osman ceza yayına bir ritme var. Hakem topa dedi. Ersomay. Ersomay 77 numaralı. Birol Öztürk. İleriye sol kanat. Topla buluşabilecek mi? Buluştu. Topa sahip oldu. Laspor'a ilk korner olabilir mi? Ama geriye çektiler topu. Orada 54 numaralı Hakan Soylu. Hakan Soylu. Kalecisi Eren Kırcı. Bakalım Eren Kırcı. Hemen yanındaki Hüseyin Akça. Hüseyin Akça. 47 numaralı Hüseyin Onan. Ve Hüseyin Onan kaç atışıyla başlayacak. Çorlu'da dakikanın 11. 4. dakikada 14 numaralı oyuncusu Volkan Ulu'nun Mert Özkaptan'ın asistliğinde bir golü var. Yardımcı hakemin bayrağı havada, top oyun dışı oldu. Bu dakikaya kadar baktığınız zaman maçın hakemi pozisyonlara çok yakın. Topla mesafesi 10-15 metre arasında görüyoruz. Bu performans 90 dakika sürecek mi? Onu da bir hakem olarak merak ediyorum. Oğlum getir çayları bir. Kaleci Emre Şenal çıktı. Beşi yuvarlar. Önünde henüz topu oyuna sokmuş değil. Çorlu'da dakikanın 12. 4. dakikada Volkan Ulu'nun bir golü var. Mert Somay kafaya çıkacak mı? Somay. Mustafa Akkuş'un koşusu vardı oraya.
maçıyla topu uzaklaştırdı. Volkanoğlu bölgede topu alamadı. Çağrı Spor'a takır oldu. Mert Özkaptan hemen kullanmak istedi. Beklemedi. Mert Soylu. O markajdan çıkamadı. Çıktı ama. 17 numaralı. Hüseyin Onan. Orta sahanın ortalarına. 7 numaralı. Sert. Salvan. Kaptırman top. Volkanoğlu. Volkanoğlu. Mert Özkaptan kaçtı. Mert Özkaptan. Mert Özkaptan. Birebir de tepkileri var. Geçecek mi? Pas hatası. Pas hatası Mert Özkaptan'dan. Ama girdi. Sokrolar kazanır. Elin soğuk. Mert Soma. Elin soğuk. Pas takması. Ceza sahasına girecek mi? Elin soğuk. Mert Özkaptan. Orada bir üçgen kurdular. Volkan Çınar geldi. Volkan Can geldi. Volkan Can. Sağ kanada taşıdı. Bir kafa. Eşin yuvarlak Erhan Kırcı'nın ellerinde. Tekirdağ Spor orta sahadan çıkarken bir serbest atış kazandı. Şimdi forla tutunacak. Yaklaşırken kaleyi 45 metreden gören, hemen hemen 40 metre bakalım nerede olacak Metin Yuvarlak, hemen söyleyeceğim size. 40 metrenin üzerinde, 39-40 metre arası. Topun yeri için bir anlaşmazlık, küçük bir toplantı yapıldı orada ve karar verildi. Bu sefer top 42 metrede. Meşin Yuvarlak kaleyi direkt gören bir pozisyon. Ceza sahası kalabalık. Beraberlik golü gelecek mi? Çemberin üzerinden Mert Soma'nın kafası. 36 yaşında tecrübeli santrafor ikinci yarıda geldi. 7 golü var ligde. Geldiğinde 6 golü vardı ve bir golünü de Hafen'e karşı atmıştı. Furkan Yıldırım bu dakikaya kadar topla buluşmadı. Artık Furkan Yıldırım'ın da sahneye çıkması bekleniyor. 15 dakikadır Furkan Yıldırım'ın ismini ilk defa zikrediyoruz. Şimdi eğer ona gelirse tehlikeli olabilir. Onun da 7 golü var. Ve bir köşe atışı daha izleyeceğiz. Karşılaşmanın ikinci köşe atışı önüne kaldı. Çorlu'da gerçekten heyecanlı bir karşılaşma izliyoruz. Cuma günü 3 yıl oyuncu geldi. Bu hikaye devam ediyor. Bu maçı da geçmesi gerekiyor. Pas açarak kullandılar. Oradan bir derinlemesine arka direğe pas gelmeyi vurmayı tercih etti. Furkan Yıldırım. Furkan Yıldırım'ın da Çorlu'da golü var mı? 7 golü var ama Çorlu için kaç tane attığını yanlış bir şey söylemeyeyim size. Furkan Yıldırım'ın golleriyle ilgili. Hafızamda sadece Mert Soma'nın golü kalmış. Evet, orada 2'ye 1. Tekirdağ Spor geliyor. Oradaki dengede Saruhan. Ve köşe atışı. Tekirdağ Spor ilk köşe atışını kullanacak. Dakika 16. Bakalım Bülent Taştan'ın öğrencileri nasıl bir pozisyon gösterecekler bize. Nasıl bir pozisyon seyredeceğiz? Bu arada Çorlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sarıkurt'un da şeref tribüne geldiğini ve Tekirdağ Spor kaleci bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Tekirdağ Spor bu korner atışında Duran Toksa offside bayrağı var. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Özgür Öztürk İlk kornerinde tehlikeli oldu. Çorlu demiş. Şimdi serbest duruş kumarda sahne ortalarından Erden tekrar sağ kanada Saruhan. Oradan Mustafa Akkuş önüne alsa Tekirdağ'da faturayı keser. Mustafa Akkuş topa sahip olamadı. Sahip olsaydı bir dakika içinde iki pozisyon var. Biri köşe Duran Toptan ve bir de şimdi Mustafa Akkuş'un pozisyonu Tekirdağ adına. Şapalar.
Eray Yıldız. Bir taç, topu taça bıraktı. Ceza yayının oraya. Oralardan vurursa tehlikeli olabilir ama o tehlike geçti mi? Burada yine bir temas var Mert Somra'ya. Geldim size. Sevgili spor severler. 5 dakika önce bu yorumu yaptım size. Mert Somra biraz da sağa elektriklendi. Elektriklendi sağa. Tekirdağ Spor. Centilmenlik dışında, sportmenlik dışında. Bakalım Oğuzhan Tava. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Özgür Öztürk. Şu anda 360 derecelik. Evet, Çorlu genelde bir var yok ama yardımcı hakem de istedi. Bakalım nasıl bütün kulübe ayakta Çorlu'da. Hocam Gündüz Hoca. Dördüncü hakeme. Şimdi hakem. Sağlayamayan Tekirdağ Spor, Çorlu'da da öfke kontrolüyle adeta yenildi. Kartlar havada uçuşuyor. Bir kırmızı kart çıktı. Çıkarken de çalışmalı oyuncular bu öfke kontrolünü yatıştırmaya çalışıyorlar. Bülent Deştan gayet sakin kulübeden seyrediyor. Küçük Çekmece maçında da böyle oldu. Öfke kontrolünü idare edemeyen Tekirdağ Spor, Çorlu'da da öfke kontrolünü maalesef 2 dakikadır idare edemiyor. Sarı kartlar, kırmızı kartlar havada uçuştu. Şimdi bakacağız. Tekirdağ Spor'un dışı kaldı. Dakika. Çorlu'da 20. Karşılaşmanın hakemi tecrübeli bir hakem. Ligin 19. haftası oynanıyor. Çorlu'ya geldiğinde 19 hafta içinde Oğuzhan Talha Karakuş bölgesel ligde 10 tane maça çıktı. Tecrübeli bir hakem Arifiye Kalaycı Spor. Çorlu Spor 1947'nin 2 Ekim'de Kenan Albasi'nde oynanan stadyumdaki maçın hakemiydi. Evet, önümüzdeki kameralarımız şu an gönderiliyor. Muhammed Kavgacı, o da Stadyum maçında ve Arifiye Kalaycı maçlarında buradaydı. Takım kaptanlarını yanına çağırdı. Şu anda sakinliğe davet etti ama kazanın altına odun atan oyuncu sahada kaldı. Söylüyorum size. Kazanın altına maçın başından beri Mert Soma'ya yakın arkadaşlarında kazanın altına sürekli odun atan oyuncu sahada kaldı. Hiç günahı olmayan bir oyuncu maalesef öfke kontrolüne yenildi. Ve Tekirdağ Spor bu dakikadan sonra dakika 21-22'ye giriyoruz. Yaklaşık 3 dakikalık bir duraklama var. Maçın sonucuna bakalım ilk yarıya ne kadar. Bu arada biz diğer grupta nasıl maçlar var? Bu elektrik biraz gitsin buradan. Kapıdan gösterdik. Şimdi. Dakika 23, Çerkezköy 1911. Tekrar oyuna döndük Çorlu'da. Bir kırmızı kart çıktı. Futbolda revaate kapılırsanız, rakibinize küçümserseniz. Ertuğrul kaptan topu aldı ama top çıktı dedi. Ayaklarınız yere basmazsa. Futbol
basit bir oyundur. Yeri geldiğinde akıllı, yeri geldiğinde basit oynamak gerekir. Konsantrasyonunuz bozulmaması gerekir. Maçın giriş ve gelişme bölümlerinde bu tür elektriklenmeler olur. Eğer siz bu öfke kontrolünü yapamaz iseniz, bunun sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız. Çoluspor için de bu böyle. Tekirdağspor için de bu böyle. Tekirdağspor 10 kişi kaldı. Hüseyin Akça ile başladı Tekirdağspor'un o elektriklenme pozisyonu. Hüseyin Akça'nın yaptığı pozisyon sonrasında bu kez General Vasli'ye 360 volt sanayi ceyranı geldi bir anda ve kırmızı şimşek hakemin cebinden bir kırmızı kart çıktı. Dakika 24. Bir köşe atışı kullanacak. Köşe atışlarında tehlikeli olan bir Tekirdağ var. Bu 1-0 Çorlu'ya yeter mi? Bence yetmez. 1-0 hiçbir takıma yetmez. Birli sporlar. Futbol oyunu çok dikkat isteyen, hata kabul etmeyen. Demin kullanılan döner atışında hemen Saruhan Yazgın. Saruhan Yazgın. Orada Furkan Yıldırım. Yine bir asiste 4. dakikada Eren Kırcı'yı avlayan Volkan Ulu 4. ve 14. dakikalarda attığı gollerle Çorlu General Vasli'de skoru Tekirdağspor karşısında 2-0'a getirdi. Golün santrası yapılmadı. Topun başında evet aslında 25 dakikanın özetine bu oldu diyebiliriz. Ayhan Kurcu. Ayhan Kurcu. Top ileriye doğru gönderdi. Kapısı girdi araya. Söz kaptan. Mertöz kaptan. Mertöz kaptan. Ve taç atışı çoğu dedi. Kartaş bunun yardımcı hakemi. Özgür Öztürk. Sağ kanattan bir taç atışıyla başlayacak. Bir kart daha çıktı. O bölgede bir sarı kart 7 numaralı Saruhan'a yanılmıyorsam. Yok pardon 77 mi 7? 7 numaralı Saruhan'a. Saruhan yazdı. Sarı kartı gören oyuncu. Oyun disiplininden kopan bir Tekirdağ izliyoruz. Öfke kontrolünü yönetemeyen bir Tekirdağ izliyoruz. Bülent Taştan neler yapacak? O da ayaktaydı. Kulübesine çekildi. İkinci yarıya asıl bir planla çıkacak Çorlu'nun karşısına. Siz sevgili spor severler gibi biz de bekliyoruz. Genel en büyük derbisi Çorlu Tekirdağ spor. Çorlu'ya koştu. Toplam düşemedi. Başlamıştı. Çorlu'nun taç atışıyla oyuna başlayacak. Çorlu'da dakikanın 27 olduğunu söyleyelim. Volkan Can kullandı. Emin Soğuk. Furkan Yıldırım. Volkan Can. Volkan Çınar'la birlikte defanslı. Volkan Can. Volkan Can. Biraz geriden geldiği maçın hakemi Volkan'a. Volkan. Enver Ayıldız. Enver Ayıldız. Enver Ayıldız. Enver Ayıldız. Bakalım. Uzun mu? Mertöz kaptan yanında. Somay var ileride.
pas. Nandos kaptan, Nandos kaptan, Nandos kaptan. Ayağına Okan Can. Okan Can, klasiğe gelebilir mi? Gelmedi. Okan Yıldırım. Nandos kaptan. Okan. Nandos kaptan. Nandos kaptan, kumur kapısız. Orada kaptırılan bir top. 54 numaralı Hakan Soylu. Hakan Soylu. Saruhan Yazgın. Saruhan Yazgın. Pardon. Birol Öztürk o. Bir anda seçemedik. Kaptan Birol Öztürk. Bir taç atışı izleyeceğiz. Bülent Taştan kurmaylarıyla konuşuyor. Ve bir oyuncu çağrılıyor Tekirdağ'da. Bakalım nasıl müdahale. Çok düşündü, çok düşündü Bülent Taştan. Bakalım kimi alacak oyuna. Yedeklere baktığımızda. Biraz da zamanı oynamak. Kral bir Öztürk. 100 golü var. Bıraktı Saruhan Yazgın'a. Saruhan Yazgın. Arka direğe bir kafa. Ersolay gerilere kadar geldi. Bir oyuncu çağrıldı. Hazırlanıyor Tekirdağ Spor'da. Mustafa Akkuş şunu adeta kafasından aldı. Sağ tarafa Volkan Ulu. Nereye? Sağ kanada. Volkan Ulu ile Furkan Yıldırım yer değiştirdiler. Ama bu dakikaya kadar Furkan Yıldırım'ın oyuna katkısını pek göremedik. Topla buluşmanı da baktığım zaman 3 pozisyon var. Rakibi oynatmamak için de kullanabiliyor olabilir sevgili Yusuf Kimşek onu ama Furkan Yıldırım'ın daha oyunun içinde olması ellerini açmış durumda. Topla buluşmak istiyor. Canı sıkıldı belli. Furkan Yıldırım duydu mu bakalım söylediklerimizi? Mert Somay. Furkan Yıldırım baskısı var, presi var. İki kişilik koşuyor. Topla buluşursa isterse Furkan Yıldırım önünü alamadı. Çerkezköy'de. Çerkezköy'den ilginç bir maç oluyor Çerkezköy'de. İlk yarısında Çerkezköy'de 3 gol var. Çerkezköy 2, Bahçelievler 1. Çerkezköy'de dakikanın 32 olduğunu söyleyelim. Çerkezköy'de Tekirdağ'ın ensesinde geliyor. Sağ kanada mı, sol kanada mı? Furkan Yıldırım burada, Volkan Yıldırım orada. Volkan Yıldırım offside'di zaten. Futbolcu akıllı olacak. Offside'lık oyuncuya pas atmayacak. Evet, Bülent Taştan'dan iki tane değişiklik birden geldi. Bakalım hemen. Uzak kanalı. Eren Şimşek oyuna dahil olacak. Bir diğerini göremedim. 9'lu ama 99, 58 pardon. 58 numaralı Murat Demircan, Demirezer. Oyunda olacak iki oyuncu birden. Kimi aldı? Acaba o ateşe, kazanın altına odun atan oyuncuyu mu çıkaracak Bülent Taştan, onu merak ediyorum. Ama bizim dediğimiz gibi olmadı. 20 çıktı hocam. 20 numaralı oyuncusu Erden Duray çıktı. Bir diğerini göremedik. 77. Evet, 77 numaralı. Birol Öztürk. Kaç? Birol Öztürk. Aynen. Birol Öztürk'ü aldı. Bu arada yakın takip edin.
hakemlerinin de telsiz mikrofonla maçı idare ettiklerini. Kaleci Eren Kulcu'nun kontrolünde 2-0'lık bir skor var. Maç devam ediyor. Şorlu'da goller 4 ve 24. dakikada Volkan Ulu'ydu. Golün adı. Hakemin düdüğü var. Hemen başladı. Sol kanattan gelen Tekirdağ Spor. 9 numaralı Akkuş. Orta istedi. Akkuş topla buluşabilecek mi? Ama çok kötü yere. İlk gösterdiği yere gelmedi. Doğru spor hızlı çıkıyor. Kontra ataka. Furkan Yıldırım hareketlendirdi. Hareketlendi. Emisok. Mert Özkaptan var. Üşlüyor. Volkan Can. Mert Özkaptan. Mert Özkaptan. Furkan Yıldırım. Furkan Yıldırım oynadı. Mert Özkaptan. Yedek çıkan var ya. Tekirdağ Spor dışarıdan tribünleri yenmeye çalışıyor. Oyundan çıkan oyuncu Tekirdağ tribünlerini yenebilmek için yedek kulübesinden büyük bir mücadele sergiliyor sevgili sporseverler. Dördüncü hakem de istiyor orayı. Telsiz mikrofonla bir şeyler söylüyorlar. Büyük ihtimalle buna bir tedbir alması gerekiyor. Maçın da tamamlanmasına 36. dakikadayız. Normal süreye 9 dakika. 3 dakika sadece kırmızı ve sarı kartlarda durdu. Oyuncu da geçemedi. Furkan Yıldırım mücadelesi toptaşı çıktı.
Herhalde söylediklerimizi duydu. Topla buluşmaya daha fazla başladı. Bu dakikada Furkan Yıldırım. Hakem ışığıyla sağlıklarından başlıyor. Furkan Yıldırım. Tekrar Furkan Yıldırım. Yıldırım aldı. İki daha defansı çıkmak istiyor. Hakem abi. Sağ taraftan bir su. Gerçekten bir temas var mı? Net bir pozisyon daha kaçtığı çok. Evet, temas var dedi. Bir duran top isteyeceğiz. Sonra ben çok kaptan geliyor oraya. Kaptan da. Şimdi Marcos kaptan kullanıyor. Mert Özkaptan. Enver Ayıldız.
Mertos topla. Vur kapısız. Vur kapısız. Volkan Çınar. Volkan Çınar. Volkan Çınar. Volkan Çınar. Volkan ama. Volkan Çınar. Gösterdik Altan Bayrağı. Yusuf Gülçek aynı kararda değil. Hocam 4. hakeme. Ama hakemin dediği olacak. Mert Öz Kaplan. Kapısız Volkan Can, ileriye doğru gönderdi top. Mert Somay. Rakibiyle mücadelesi. Mert Somay'ın hareketini gol olarak değerlendirdi maçın hakemi. Henüz uzatma dakikası gösterilmedi. Tahmin ediyorum 5 dakikanın üzerinde bir uzatma gelecek. Bakalım nasıl bir dakika gelecek. Gerçekleştirme çabasında. Volkan Can. Volkan Can. Volkan oynadı. Dostaptan. Somay. Dostaptan. Döndü. Kaptan. Koçlar kendi sahasından hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor. Kaptan Uğur Kapısız. Uğur Kapısız. Sol kanada tepe Furkan Yıldırım. 3 dakikalık bir uzatma geldi. Maçın normal süresine 45 artı 1 oynanıyor General Basri'de. Volkan Can. Son kişi 3 kişi hareketlendi orada. 4 kişi. Mert Somay da orada. Mert Somay'ı geçti. Kuruşu Tekir Basri'nin defansını topu uzaklaştırdı. Tekir Basri'nin defansı oradan çıkmaya çalışıyor. Bu tehlikeli hata geçiştirdi. Sağ kanattan çıkmaya çalışıyor. Saruhan. Daha kalan bir arkadaşına baktı. Sol kanadan, Tekirdağspor sol kanattan. Tekrar orta saha ortasına 54 Hakan Soylu. Bir denemlik verdiler. Hüseyin Akça kendini unutturdu burada ama Hüseyin Akça topla buluştu. Hüseyin Akça. Bir paslaşma ama Mert Somay'ın baskısı var orada. Volkan Uğur'u da geçti. Saruhan. Orta kalabalıklaşan bir Tekirdağ var. 4 kişilik. 4 kişi ceza sahası içinde. Eğer bir orta gelebilirse tehlikeli olabilir Çorlu. Sahasına geldi orta. Ama kafayı Hüseyin Akça'dan önce Çorlu defansı vurdu. Furkan Yıldırım'la ensar arasından mücadele. Furkan'ın hareketine, Furkan Yıldırım'ın hareketine maçın hakemi faul dedi. 45 artı 1 tamamlandı. 45 artı 2'nin içindeyiz. 45 artı 2 oynanıyor. 3-0'lık galibiyeti var Çorlu Spor'un. Tekirdağ Spor karşısında. Volkan Can araya girdi. Volkan Can topu aldı. 4. dakikada 6. soğuktan geldi. Ve maçta bir kırmızı kart var. 22. dakikadan beri 43, 3 de eklersek 46 dakika içeride 10 kişi oynayan bir Tekirdağ Spor var. Çorspor kendini ceza sahasından çıkmaya çalışıyor. Sağ taraftan uzun Ender Ay Yıldız var. Ender Ay Yıldız. Furkan Yıldırım yanında. Mert Somay orada. Ender Ay Yıldız oynadı.
gördük. Karşılaşmanın yardımcı hakemi Özgür Öztürk. Bir çarpışma da var orada. Hemen gelmedi. Kafa kafaya mı acaba bir çarpışma? Herhalde öyle. 5 artı. 45 artı 2 tamamlandı. 45 artı 2'nin içindeyiz. Son bir dakika var. İlk yarının tamamlanmasına derken karşılaşmanın hakemi maçın son düdüğünü çaldı.